açık alınla. Başı dik. Başı açık. Aklı hür, vicdanı hür. Özgürlüğe karşıysan demokrasiye. Az gelir sana yediğin küfür. Heh, canım benim, teşekkür ederim. Sevgili. Eşref yok mu? Eşref odasında kitap okuyor. Neden çaya gelmedi? Canı istemiyormuş. He, bana bak. Hazır Eşref burada yokken senden bir şey konuşacağım. Ne? Sence bu bizim oğlan gay mi? O ne demek be? Yani kızlardan değil de erkeklerden mi hoşlanıyor? Ağzından yel alsın. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Merhaba anneciğim, babacığım. Merhaba yavrum. Merhaba çocuğum. Gördün mü? Ne? Merhaba anneciğim, babacığım. Yaptı. E sen de yaparsın ara sıra böyle şeyleri. Allah Allah. Ben de mi gayim diyorsun? Hay Allah'ım yarabbim ya. Yani şimdi değil. Epidir aklında bu. Bizim oğlan kesin gay. Yani homo. Yani yumuşak. Sedat. Sedat akşam akşam insanın yüreğine indireceksin ha. Ay evlerde nırak. Dün sabah evden çıkarken de kırıtır gibi hareketler yapmıştı, hatırlasana. Hiç de kırıtır gibi hareketler yapmadı. Abartıyorsun. Peki en son bizi ne zaman bir kızla tanıştırdı? Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Eşek kadar oldu, hala bir kız arkadaşı yok. Ay geçen günde şaka yolu takılmıştım. Nadire Hanım'ın kızı Ebru ile tanıştırayım seni demiştim. Yo istemem demişti. Hadi bakalım buyur buradan yak. Yani bizim oğlan gay, homo, yumuşak yani top. Ay deme Sedat, içim fena oluyor vallahi. Derim diyeceğim. Şimdi bütün homoları toplara siz televizyona çıkarın. Ondan sonra bizimkiler de böyle oluyor. Oradaki topları görüyorlar, böyle oluyorlar. Yani sigara sağlığa zararlı da homoluk değil mi? Bu bize olmamalıydı, olmamalıydı. Ama konuşmak lazım bununla. Aman Sedat, öyle birdenbire pat diye söyleme sakın. Yavaş yavaş konuşalım, tamam mı? Ulan homoluğun, topluğun yavaş yavaş mı olur? Birdenbire konuşacaksa homo musun oğlum diyecek. Gel benimle, gel. Gel buraya. Oğlum. Bana cevap ver. Sen gay misin, yumuşak mısın, top musun? Hoppala, bunu da nereden çıkarttınız ya? Bana top top cevap verme, kırıtma. Açık söyle. Ya tabii ki de değilim. Niye böyle düşündünüz ki anne? Neden mi kız arkadaşın yok senin? Niye bir günden bir güne bir kız arkadaşını getirip de bize... anne baba bakın bu da benim kız arkadaşım diye tanıştırmadın? Hı? Mesele bu mu? Lan! Yumuşak yumuşak gülüp de adamın kafasını bozma. Niye senin bir kız arkadaşın yok? Var baba, var. Var da sizin memleketin halinden haberiniz yok galiba. Bakın Ece'yle olanları anlatın. Beni ailenle ne zaman tanıştıracaksın Eşo? Bir ara tanıştırırım Ececiğim. Çekiniyor musun yoksa? Ya ne alakası var, bizimkiler aydın insanlar. Lan utanmıyor musunuz lan böyle ahlaka mugayir oturmaya? Ha? Burada aile var lan zibidiler. Abi ana baba terbiyesi yok ki bunlarda. Utanmasalar cız cıbıl oynaşacaklar. Ya ne alakası var kardeşim? 5 dakika hava almaya geldik. Ayrıca hiç de alaka mugayir bir durumumuz falan da yok. Sus lan sus, at dışarı ya. Acımayacaksın lan bunlara. Her ikisinin oğlu var, kızı var. Memlekette bunlar yüzünden namus kalmadı. Lan lan! Lan! Ya bir araba sopa yedik orada. Ece de hastanede travma geçirdi. Bir daha da sokağa falan çıkamadı korkusundan. Vah garibim vah. O gene bir şey değil. Ben size Banu'yla olanları anlatayım. Yavruya bak be, iyi parça. Biraz da biz bakalım şunun tadına baba. Ne oluyorsunuz lan, kendinize gelin. Gel buraya. Gel, gel. Kes ulan, dinle. Ulan kapırsın burada. Kes sesini bebek. Etraf aile dur. Biraz ahlak dersi veriyoruz işte. Fena mı? Ulan daha başımı fırıttı. Hadi oğlum sırada biz varız daha, çabuk ol. İmdat, yardım edin. Tamam lan, tamam. Tamam. Bir süre beraber pastanede oturuyoruz. Akrabaları gelip bizi bastılar. Tekme tokat giriştiler ikimize de. Ya Münevver'le deniz kenarında oturuyoruz anne, masum masum. Polis alıp bizi karakola götürdü. Sonra bir gün Ceylan'la beraber sokakta yürüyoruz. 15-20 kişi bize saldırmaz mı? Neymiş efendim? Ahlak elden gidiyor. Baba sen ağaca bakmaktan ormanı göremiyorsun. Memleket yavaş yavaş elden gidiyor. Sizin haberiniz yok be.
Vay 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 vay. Vay anasına be. Vay anasına be. Ulan bizim gençliğimizde bile böyle değildi hanım. Ya sen bizim kusurumuza bakma evladım ya. Hadi sen git kitabını oku. Hadi canım. Tamam. İyi geceler babişkom. Allah'ım ya. Hadi bay bay nonol. Sayın seyircilerimiz, bu akşamki konuğumuz Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Efendim, bir teğet geçti dediniz, büyük olay oldu. Bunun ben de farkındayım. Teğeti öğrenmek için lise sınavlarına katılıyorum. Size ne göstersek canınız çok sıkılır? Deniz Baykal'ı. Davos'ta gözler üzerinizdeydi. Size Davos kahramanı diyebilir miyiz? Az bile yaptım. Şimdi olsa ne yapacağımı çok daha iyi biliyorum. Welcome back to Davos, Mr. Prime Minister. We should first Bak. Tell you how pleased we are that finally the negotiations... Olayları çarpıtıyorsunuz. Herkes 15 dakika konuşuyor. Ben 5 dakika konuşamadım şurada. Prime Minister. Eğer bana müsaade ederseniz... Prime Minister. Ben Ermeni konusundaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bak çekilin. Prime Minister. One minute. Mr. President, I have to talk about... One minute. Mr. President. Bak, yaşça benden büyüksün. Bana öyle gözlerini devire bakma. Mr. President, I have to talk. Ben bir daha Davos'a gelmem. Gelirsem iki olsun. Bu da böyle biline. Sir. Efendim, bir gemi hikayesidir gidiyor. Sizin ya da oğlunuzun bir gemisi mi var Allah aşkına? Efendim, iki gemi var sahilde. Bir tanesi büyüğünden yavrulamış. Neticede yavru bir gemi. Yani ne yapalım, sokakta mı bırakalım? Aldık, besledik, büyütüp tekrar denize bırakacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda, en çok sevdiğiniz şarkı galiba. Her fırsatta okur musunuz? Fırsat verin okuyayım. Buyurun okuyun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yağmurda. Şimdi dinledim. Bir yanda büyük ülke, bir yanda işsizlik, bir yanda gökdelenler, öte yanda açlık. Her yerde üniversite. Doğuda yok okuyacak bir okul. Arada okumuş adam bul. Kentte kentçe yönetim, kırsalda töre. Şimdiki oyunumuzu izleyelim ona göre. Ali, Veli, Ayşe üç kardeştir. Bunların yaşının toplamı 32'dir. En büyük abi Ali'nin yaşı 14 olduğuna göre İleride namussuzluk sonucu Ayşe'yi vuracak olan küçük kardeş Veli'nin yaşı kaçtır? Sen söyle bakayım. Ağam bu Ayşe kim, ben hemen vurayım. Ulan misal veriyoruz ya, otur yere ya tübe. Le! Ulan dağıtın şu bebeleri lan. Oğlum hadi dağıtın, tamam bugün bu kadar, haydi. Hadi dağılın bakayım, bir şey konuşacağım. Hadi. Ulan gene de size teşekkür ediyorum. Çünkü bebelere töremizi öğretmen çok iyi oluyor. Vallahi çok iyi oluyor ha, törelerimiz yaşıyor. Heh, size bir şey söyleyeceğim. Ulan hatırlayayım mı sen geçen sene şöyle kendi ellerinde güzel bir şöyle ablanı vurmuştun? Ulan hatırladın mı? Ulan şöyle bir kendine şey et. Bak bakayım bana bir kafayı toparla. Ha. Hatırladın mı? Yok hatırlamayayım. Ha hatırladım. Ulan olay yerinde ölmemiş ya. Hastahanede vermiş son nefesini. Ulan annen de hastaneye gitmiş idi. Orada ona ayaküstü kağıtlar imzalatmışlar. Ya neymiş o kağıt?
ablanın organlarını bağışlamış. Aa! Ablan kısmen de olsa yaşıyor. Gel benimle. Ula ablanın böbreği bu karıda yaşıyordu. Onu vurmak suretiyle kısmen de olsa ablanı temizlenmiş oldu. İşte kalbi de bu heriftedir. Şimdi sıra bunda. Temizle şu herifi abla, konusu hallolsun. Ya baba bir şey diyeceğim. Yok hadi. Vallahi bir şey diyeceğim. Bu kadar suçsuz günahsız insanı yok edeceğimize, aha bu töre denilen canavarı yok etsek daha iyi değil midir? Ya küstüm. Gideyim. Hele bak hele bak. Tıp. Hayır, adli tıp. Ha. Anlat bakalım Seyfi Sekmez. Sabri İri'yi niye vurdun? Namus meselesi efendim. Canım onu anladık. Ne yaptı adam sana? Ne yapmadı ki? Ya yapmadıklarını bırak, yaptıklarını anlat. Efendim, mahallemizde 6 tane it kopuk kızıma tecavüz etmişti. Kızım bu olayı bize anlattığında, aman dedim kızım, kimseye söylemeyelim, kimsenin haberi olmasın. Epey bir süre sakladık herkese. Bir gün evde Sabri ile çay içerken ağzımdan kaçırdım ben bu olayı. Yapma be abi, hiç duymadık vallahi. Ne zaman oldu bu olay? 5-6 ay kadar oluyor. Adamlar yakalanmadı mı? Yahu yavaş biraz, yerin kulağı vardır. Adamlar yakalanmadı çünkü şikayetçi olmadık. Polise gitmediniz mi peki? Yok, gitmedik. Abi senin kafan mı güzel? Ne diyorsun sen ya? Boş ver. Boş ver. En iyisi unutmak. Hiç böyle bir şey olmadı. Sen de unut. Ya abi sen manyak mısın nesin ya? Şu kızının başına gelenlere bak. Bir de sendeki şu rahatlığa bak. Puh senin kalıbına yeme. Allah Allah. Vallahi bir daha seninle konuşmayacağım ha. Puh. Sabri haklı. Dağ başım burası. Niye şikayetçi olmuyorsun? Olmadım, olamazdım da. Sabri denen bu adam sanki üstüne vazifeymiş gibi gitmiş polise her şeyi anlatmış. Onun için mi öldürdün adamı? Efendim benim yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah. Bir de şimdi anlattıktan sonra siz bileceksiniz. Her şey bu adamlar hapse atıldıktan sonra başladı. Kızının ruhsal durumunun bozulup bozulmadığına dair adli tıp raporu lazım. Kızımın ruhsal durumunun bozulup bozulmadığına dair rapor mu? Evet. Yani bir genç kız 6 kişinin tecavüzüne uğradığı halde ruhsal durumu bozulmamış olabilir mi? Olabilir. O zaman ben senin var ya tam... Sen ne biçim konuşuyorsun hayvan herif? Çık dışarı, polis çağıracağım şimdi. Çık! Bak gördün mü? Sen lafına bile dayanamadın. Yürü kız. Efendim, rapor alabilmek için gittik adli tıp kurumuna. 3 tane iri iri, sakallı, bıyıklı adam eşler kızımın karşısına. Anlat dediler. Anlat. Sonra işte beni soydular. Hepsini mi çıkardılar kızım? Yok. Şeyim kaldı. Neyin kaldı? Çorapları. Bak kızım, bize her şeyi detaylı anlat. Her şeyi bilmek zorundayız. Bir dakika, ben bir çay alayım, bir dakika. Efendim, sonra kızımın ifadesini aldılar. Kızım 17 yaşında olduğundan ve o kurulun çocuk psikiyatrı bulunmadığından bir şey yapamayacaklarını söylediler ve bizi başka bir şehre yolladılar. Anlat çocuğum. İşte sadece çoraplarım kalmıştı. İkisi de elimden tutuyordu. Efendim, 6 kişilik kurulun 3'ü kızın ruh sağlığı bozulmuştur dedi. Diğer 3'ü hayır efendim, ruh sağlığı bozulmamıştır dedi. Ve biz de tabii oradan bir sonuç alamayınca bizi başka bir şehrin adli tıp kurumuna gönderdiler. Yeni gittiğimiz kurul kızın ruhsal durumu bozulmamıştır dedi. İtiraz ettik. Kızın bu tecavüz olayını birçok şehirde birçok uzmana defalarca anlattıktan sonra nihayet istediğimiz raporu aldık. Almışsın işte istediğin raporu.
Gözün aydın. Raporu aldık almasın ama bizim ikamet yerimiz başka, sanıklarınki başka. Olay yeri de başka olduğundan bu sefer de davanın hangi il mahkemesinde görüşüleceği problem oldu. Ya bu adamlar bu kıza tecavüz eden adamlar. Başka araç yok muydu? Başka araç yok, ödenek bu kadar. Efendim o adamlarla, o arabada 2 sene göz gözü, diz dize gezdik durduk. 2 yıl ceza aldılar. O da yattıkları süreye sayıldı. Şimdi dışarıda. Kızın şimdi nerede? Kızım akıl hastanesinde. Bütün bunlar Sabri'nin yüzünden. Ona sus dedim. Kimseye söyleme dedim. Anlaşıldı. Yaz kızım. Davanın ileri bir tarihe ertelenmesine, Adli Tıp Kurumu'nun sağlıklı olup olmadığına dair rapor istenmesine karar verildi. Kirlenmek güzeldir. Kirletmek de. Hatta bizzat kir. Kirlenmeyen ne kaldı ki? Şey efendim, mahalle halkı gelmiş, sizinle görüşmek istiyorlar. Sebep ne? Elektrikleri mi kesik? Suları mı akmıyor yoksa yolları mı bozuk? Hayır efendim, konuşmak istedikleri konu sigara yasağı. Hoppala, iyi çağır gelsinler. Buyurun. Yahu bu ne hal? Sigara yasağı yüzünden bu haldeyiz efendim. Yanlış anlamayın Sayın Bakanım. Yani sigara yasağını kaldırın demiyoruz. Ama bari bizim mahalledeki Rasim abi için kaldırın. Sebep ne? Ne diyorsunuz siz kardeşim? Rasim abi asabi bir adamdı ama iyi kötü idare ediyorduk efendim. Fakat şimdi sigara yasağı konunca hepten tutamaz olduk efendim. Günaydın Rasim. Bana bir paket sigara. Peki Rasim abi. Buyur Rasim abi. Bir tane de çakmak ver. Çakmak. Peki Rasim. Buyur abim. Abi bana bir kibrit. Vereyim o. Günaydın abi. Sana da günaydın lan. Sayın afiyet olsun. Efendim bu mahalleliğe yaptıkları. Bir de bunun akşamı var. Ben Rasim'in karısıyım da. Vallahi efendim biz sigaraya karşıyız. Ama yasağına da karşıyız. Sayın Bakanım hiç olmazsa Rasim abiyi yasak dışında bırakalım. Mahallemizi kurtaralım efendim. Beni de kurtarın efendim. Yahu kardeşim yasak yasaktır. Herkes için geçerli bu. Ona yasak buna değil olur mu? Allah Rasim abi. Rasim abi. Ne konuşuyorsunuz lan burada? Yok abi bir şey. Olur yok abi bir şey. Oh, ne yapıyorsun be? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Ne hale getirdiniz lan beni? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun ya? Tamam, sigara zararlı. Ama asgari ücretle ev geçindirmeye çalışmak daha zararlı. Çocuğunu okutmak için dershane parası bulmak daha zararlı. İşsizlik, hastane kapılarında telef olmak daha zararlı. İnsan gibi yaşayamamak daha zararlı. Madem sigarayı yasakladınız, bunları da yasaklasanıza. Basından. Mübaşir, sıradaki davanın taraflarını al bakalım. Emredersin sahibim. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Çabuk, 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 çabuk. Evet, davanın tarafları geldi, duruşmaya geçildi, davacıdan soruldu. Evet. Sayın Yargıç, biz bu adamdan şikayetçiyiz. Ne tesadüf, tam yerine gelmişsiniz. Buyurun. Efendim, bu adam müvekkillerimin oturduğu sitede damacana su servisi yapmaktadır. Damacana servisi yapmak suç mu yani? Hayır efendim, suç olan o değil. Bu adam direkt damacanaya servis yapmış. Ne yapmış, ne yapmış? Efendim, anlayın işte. Allah belanı versin. Nasıl yaptın? Susun. Vallahi hepinizi atarım dışarı. Ya avukat bey kardeşim ben yanlış mı duyuyorum? Yani şu herif bildiğimiz su damacasına... He? Aynen öyle efendim. Çocuğum doğru mu bu? Efendim yaptık bir kere. Ne bir keresi efendim? Ne bir keresi? Efendim yaptık birkaç kere.
Ulan normal bir şey gibi söylüyor bir de, tövbe tövbe. İşte burada efendim. Neymiş o? Mağdure Damacana efendim. Yakından görmek ister misiniz? İstemez istemez. İstiyorsan sen bak. Zaten havası bir şeye benzemiyordu İstanbul'un. Şimdi suyu bozuldu. Hakim Bey söz istiyorum. Verdim. Efendim meğersem bu sapık bunu aylardır yapıyormuş. Ben ilk başlarda suda kireç falan var zannettim. Hatta 8 yıldır gebe kalamayan gelinim geçen hafta doğurdu. İçinde şüphe kurtları var Hakim Bey. DNA testi istiyorum. Lan beğendin mi yediğin altı? Efendim iftira atıyorlar. Ben bir kere karlara dokunmam. Ulan dolaylı yoldan diyor işte. Anlamamazlıktan gelme. Hakim Bey ben kiloluydum. Rejim yapıyordum. Ama su içsem yarıyordu. Meğer sebebini sonradan anladık tabii. Ulan kaç yıllık hakimin böylesini ne gördüm ne duydum. Damacana Bey. Buyurun Hakim Bey. Lan dünyada 6 küsür milyar insan var. Bunun yarısı kadın. Kendine göre bir kadın bulamadın mı ki? Damacanaymış, lastikmiş, pet şişeymiş uğraşıyorsun lan naylonla maylonla. Zevkler ve renkler tartışılmaz Hakim Bey. Bu ulan seni. Canım çekti efendim. Bir de ben tükürebilir miyim? Müsaadeniz var mı? Hayır efendim. Müsaade etmiyorum. Siz işinize bakın. Bu olayın bir görgü tanığı yok mu? Efendim. Sanık mağdurelere asansörde tecavüz etmiştir. Elimizde MOBS kayıtları var. Şimdi efendim izin verirseniz apartman kapıcısı İsmet Efendi'yi dinletmek istiyorum şahit olarak. Buyurun bakalım İsmet Efendi. Hakim Bey, efendim. Bu adam elinde dolu damacanayla apartmana girerken çok gergin oluyor. Ama biraz sonra elinde boş damacanayla oh son derece relax bir şekilde ağzında da bir dal sigara çıkıp gidiyor. Kendisine kaç kez ikaz ettim. Kardeşim kapalı alanda sigara içme diye. Ama biz hava sahamızı kurtarmaya uğraşırken bu adam böyleymiş. Ya peki akıl sağlığı yerinde mi bu herifin? Efendim doktoru dinleyelim. Efendim plastiğin vücutla teması son derece zararlıdır. Zira kanserojen maddeler içerir. Ya bir psikiyatrist bulamadınız mı lan? Yok efendim, hepsi televizyon programlarında. Anladım anladım. Şimdi avukat bey biz bu adama bir ceza veremeyiz kardeşim. Niçin efendim? Nasıl olur? Lan artistlik yapma, ne nasıl olur? Lan ceza kanununda bundan ilgili bir madde yok ki. Hayır, kanun korucunun aklına gelmemiş böyle bir şey. Bir bu şeytanın aklına gelmiş. Efendim kanundaki boşluklar? Ya boşluk boşluk deyip durma kardeşim ya. Zaten adam boşluk lafını duyunca böyle oluyor ya. Peki buna ne diyeceksiniz efendim? Ne? Efendim bu herif halk arasında pet şişe de denen bu küçük damacanaya da tacizde bulunmuştur. Yuh pis sübyancı, ona nasıl kıydın? Anamazsın bunu, asın asın. Utanma darlanmaz. Pis sapık tüt. Hakim Bey yemin ediyorum iftira atıyorlar. Bir kere o benim tipim değil. Elindeyken yakaladık efendim. İçecektim Hakim Bey. Bittikten sonra ne yapacaktın? He? Bakın susuyor. Allah akıl fikir versin sana. Ne desem boş bu saatten sonra. Buyurun hakimim buyurun. Buyurun buyurun. Suyun tadı bir tuhaf ya. Belki de pet şişedendir efendim. Lan bir burnunuzu sokmadığınız suyumuz kalmıştı. Ona da soktunuz lan şeyinizi, burnunuzu. Evet, yaz kızım. Ceza kanununda böyle bir madde bulunmadığından sanığın Allah'ından bulmasına karar verilmiştir. Çık kızım, çık et. Aşık Veysel'i bilmez mi insan? İnsan mıdır Mahzuni'yi tanımayan? Ruhi Su'nun gitmiyor sesi kulağımda. Neşet Ertaş'ı tanımayanı saymam adamda. Devlet kadrolarına 10.000 atama yapıldığı bildirildi sayın seyirciler. KPSS sınavından 60 ve üzeri not alanlar arasından 10.000 kişi bugün yeni işlerine başladılar. Allah Allah! Hadi be yalancılar! KPSS'den 90 aldım. Ne arayan var ne soran var. KPSS ne demek? Kamu personeli seçme sınavı demek. Yani devlet personele ihtiyacı olduğu zaman bu sınavı açıyor, iyi not alanları da görevlerine yerleştiriyor. İşte ben de 10.000 kişiden biriyim. Yarın gidip görevime başlayacağım. Mis gibi de iş vallahi. Hadi ya. Vay anasını be. Ya sen 90'ın üzerine mi puan aldın? Ya muhterem ne 90'ı? Ben 50'yi bile zor aldım ya. Allah Allah. Peki seni nasıl işe yerleştirdiler abicim?
Ha sen de KPSS'nin ne demek olduğunu bilmeyenlerdensin. Biliyorum abicim. Kamu personelinin seçme sınavı demek. Ne o demek? Bilmiyorsun, kazanamamışsın işte. Oradaki K kamu değil, karıya türban giydirmek demek. İşte bak, yengene ben de türbanı giydirdim, K bölümünü geçtim. Sen giydiremedin, kaldın. Peki, P ne demek? Parti demek. İktidar partisine üye olmak demek. Ben gittim oldum, P kısmını atladım, sen kaldın. S ne demek? Ne demek? Sakal demek. Sakal bıraktım, ben o kısmı da geçtim. Peki öteki S ne demek? Secde demek. Secde edeceksin. Parti başkanına secde edeceksin. Parti büyüklerine secde edeceksin. Ben ettim, kazandım. Sen etmedin, kaybettin. Vay anasını be. Demokrasi, vatanseverlik falan gibi kavramların değiştiğini biliyordum da. Lan bu kadarını da tahmin etmiyordum be. Peki abicim bir şey daha soracağım sana. Sizin terminolojinizde ordu ne demek? Onu bilmeyecek ne var muhterem? Karadeniz kıyısında güzel, şirin bir ilimiz demek. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya televizyon seyredelim daha iyi. Haberlerimiz. Atatürk demek suç mu? Bahsetmek Atatürk'ten. Ya da onun gibi düşünmek. Suç mu özgürlük istemek? Geriye gitmektense ileri gitmek. Hayır. Niye? Niyesini biliyorsun. Bağırtırma şimdi beni. Yürü. Ya hadi kızım ya. Hadi çabuk. Ya baba ne olur. Ya kızım kaç defa söyledim. Küçük yaştaki çocuklara göre değil bu. Ben küçük değilim. Tamam sen büyüksün. Biz küçüğüz tamam. Hadi şimdi kalk. Kalk. Ya durayım ne olur. Gözlerimi kapatırım. Kızım ayıp sahneler var diyorum sana. Biz bile utanıyoruz izlerken. Arkamızı dönüyoruz böyle. Televizyon kendi kendine oynuyor orada. Ay çocuklar için çok sakıncalı. Ya yoksa niye izin vermeyelim ha? Hadi kızım, hadi kızım. Hadi. Zaten başladı başlayacak, hadi. Ya bana bak Canan, kapı aralarından böyle gizli gizli dinlemesin. Ay yok canım artık, abartma sen de. Ya televizyonun sesi de çok açık. Ha tamam şimdi oldu. İyi akşamlar. Başlıyor Canan. Ana haber bültenini sunuyoruz. Sayın seyirciler, liderler bugün de atışmayı sürdürdü. Erdoğan'a seslenen Bahçeli, iktidara gelir de senin yedi geçmişini araştırmazsam namerdim dedi. Erdoğan ise hemen bugünden araştırmazsan namertsin dedi. Baykal'a da soysuz diye seslenen Erdoğan'a cevap gecikmedi. Baykal bunlar iftiracıdır, müfteridir ve iddialarını ispat edemezlerse şerefsizdir dedi. Ses gitmiyordur değil mi Canan? Biraz daha kıssak mı? Ayol sesi kısık. Ben bile zor duyuyorum. Keşke duymasak bunlar bizde. MHP Grup Başkanı bunların abdestinden şüpheliyiz derken Erdoğan da hadi oradan Allah'ın acizleri iki koyun versek güdemezsiniz dedi. Erdoğan'ın koyun gütme benzetmesine kızan Baykal biz o lafları atlattık koyunları otlattık dedi. Erdoğan ise cevaben köprü altı camcam öpsün sizi Angela Merkel dedi. Aman biriniz de altta kalmayın hemen yapıştırın cevabı. Allah'ım bizi bu adamlar yönetiyor. Ya da başka bir deyişle yönetsinler diye sayın bu adamları biz seçtik. Ana haber bültenini izlediniz. O da doğru. Ama bizden ayrılmayın. Az sonra içinde öpüşme sahnelerinin doğduğu o çok sevdiğiniz dizi gelecek ekranlarınıza. İyi akşamlar. Çağır kızı gelsin Canan. Yani diziden sonra falan mı çağırsak? Ya baksana bu dizide de öpüşme var diyorlar. Ya olsun olsun ondan bir zarar gelmez. Sakıncalı olanı geçti. Bir de dizilere şifre koyuyorlar. Asıl şifreyi haberlere koysunlar. Evet sayın seyirciler, 197 gün sonra korkunç cinayetin zanlısı teslim oldu. Tam 197 gün sonra. Teslim olmadan önce bu büfeden sucuk ekmek aldı sayın seyirciler. Sucuk ekmeği siz mi verdiniz? Babacığım ben verdim. Nasıl oldu anlatır mısınız? Vallahi geldi sucuk ekmek dedi ben de verdim. Duygularınızı alabilir miyiz? Neler hissettiniz sucuk ekmeği verirken? Ya ne diyorsun ben anlamıyorum ki. Sucuk ekmek istiyor musun vereyim mi? Evet, bize de verin. Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz. 197 gün sonra yakalanan zanlı gibi biz de sucuk ekmek alıyoruz. Zanlı da burada, bu büfeden sucuk ekmek almıştı. Evet bakın, büfe sahibi de bize aynı zanlıya verdiği gibi
sucuk ekmeği veriyor. Ve biz de zanlı gibi sucuk ekmeğimizi aldık ve ısırıyoruz. Evet sayın seyirciler, 197 gün sonra yakalanan zanlı sucuk ekmeğini yedikten sonra burada, bu tuvalette defecette bulundu. Hemen tuvaletçi kadına sorumuzu soruyoruz. Evet, 197 gün sonra yakalanan zanlı bu tuvalette defecette bulundu. Ne diyeceksiniz? Vallahi ne desem bilmem ki. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Mesela sucuk kokusu duydunuz mu? Yok, burada sucuk kokusu olmaz. Başka kokular olur. Ama 197 gün sonra yakalanan zanlı sucuk ekmek yemişti. Vallahi müşterinin ne yediğiyle ilgilenmem, ne yaptığıyla ilgilenirim. Küçük 50 kuruş, büyük 1 lira. 197 gün sonra yakalanan zanlı büyük mü yaptı, küçük mü? Vallahi küçük mü yaptı, büyük mü yaptı ben onu bilmiyorum yani gözümden görmedim. Ama buraya 1 lira bıraktı. Gerçi bazen küçük yapıp yine 1 lira bırakanlar oluyor. Büyük de yapmış olabilir. Belki de küçük yapmıştır. Evet sayın seyirciler, 197 günün sonunda nihayet yakalanan zanlı adliyeye getirildi. Vatandaş intihal halinde, kalabalık kontrol edilemiyor. Polis memurları 197 günün sonunda yakalanan zanlıyı kalabalığın elinden linçten son anda kurtardı. Evet bir vatandaşa dönüyoruz. Ne diyorsunuz efendim? Onu bize verin, halka verin. Biz verelim cezasını, biz! Onu bize verin, onun cezasını biz vereceğiz. Evet, 197 gündür bu halk bu adamı bekliyor. Onu bize verin, onu bize verin. 197 gün sayın seyirciler, dile kolay. 197 gün. Onu bize ver, onu bize ver. Evet sayın seyirciler, 197 gündür kaçak olan zanlının yakalanmasıyla vatandaş sokaklara döküldü. Emniyet müdürü, polis şefi, vali ve başbakan görüş bildirdi. 197 gün sayın seyirciler, 197 gün. O 5863 gün oldu, faili hala meçhul. Böyle gelen böyle gitmez. Bir çift sözümüz var. Gidene de kalana da. Varın dinleyin ne der bu adamlar. Bu kadar konuştuklarına göre bu gidişte bir terslik var. Bu böyle gitmez arkadaşlar. Sigara yasak. Kriz abicim kriz. Tek tek kepenk kapatıyor herkes. İş adamları güya krizin dibini gördük diyor ama. Krizin dibi değildir oğlum o. O görünenin kimin dibi olduğu malum. Kriz bir büyük başları teğet geçti abicim. Fevzi abi de kapattı diyorlar. O çok bile direndi. Ben esas şeye üzüldüm, Servet'e. Çocukcağız yeni açmıştı ya. Kriz dinlemiyor ki eskiyi yeniyi. Söylemeyeyim dedim ama Hikmet de kapatıyor. Yapma be. Ulan ne hale geldik be. Allah. Kalkın da adamın yanına gidelim. Bir moral takviyesi olur ya. Çok iyi olur valla. Hadi. Doğru. Hadi. Hadi ya. Hikmet abi. Merhaba çocuklar. Kapatıyor musun Hikmet abi? Ne yapayım be Sami? Sen söyle. Denedik. Olmuyor. Direndik, çabaladık. Sen söyle. Kapatmaya karar vermek kolay mı oldu sanıyorsun Sami Bey? Estağfurullah yenge, ben onu demek istemedim. Yetmiyor Sami. Aldığım asgari ücret. Ne yapayım? He? Ev kirasımı vereyim. Mutfağımı harcayayım, çocukların okuluna mı vereyim? Doğalgaz, elektrik, su. Oturup karı koca, abiciğim, evi kapatmaya karar verdik. Eşyaları bir arkadaşımızın boş bir odasına yerleştirdik. Evet. Ben de babamların yanına gidiyorum, durumlar düzelene kadar orada kalacağım. Evet, oğlanı dayısına gönderiyorum, kızı da halasına. Çünkü onların durumu biraz daha iyi. Ben de kriz geçinceye kadar annemin yanına yerleşeceğim. Üzülme Hikmet abi, mahallenin yarısı senin gibi kapatıp gittiler. Vallahi biz de direniyoruz abi. Bakalım nereye kadar. İnşallah her şey düzelir de aileler bir araya gelir abi. İnşallah Sami. Ah ev sahibim de geldi. Noran'ın buyurun anahtarları. Hakkınızı helal edin. Bu da pek memnun kalmadı anlıyorsun. Evi tekrardan kiraya verecek müşteri yok. Kriz. Hadi çocuklar eyvallah. Hakkınızı helal edin. Helal olsun abi. Helal. Güle güle. Güle güle Hikmet abi. Eyvallah.
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki açılımı desteklemek için Kevin Costner ülkemize geliyor. İşte ayakkabı eylemini gerçekleştirmek için bulunmaz bir fırsat bu. İşte bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili planımız var mı? Vardır. Nedir? Budur. İşte bakın, ayakkabı eylemini bununla gerçekleştireceğiz. İyi ama bütün dikkatleri üstüne çekersin. Evet, evet. İşte işin püf noktası budur. Ne noktası? Püf. Ya püf noktası. Arkadaşlar, ben dikkatleri üstüme çekerken Orhan arkadaşımız canlı ayakkabı bombacısı olarak eylemi gerçekleştirecek. Canlı ayakkabı bombacısı mı? İşte böyle. Ha, tamam tamam, şimdi anladım. Vay 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 vay. 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 Ya. Evet. Şimdi antrenman zamanı. Ne zamanı? Antrenman. Bravo. Share the same language, but we share the love of music, and I think we share more than that. I think we share a hope for peace and for wisdom to settle over. Spor ayakkabı da bir numara. Sen geç otur şöyle, ben sana çeşitli alternatifler sunacağım. Nasıl bir şey bakmıştın? Ayakkabı. Anladım. Şu nasıl? Ya evladım, nasılı beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren fiyatı. Ben emekli adamım ya. Uzun zamandır kendimi tuttum almadım. En nihayet gözümü kararttım, girdim dükkana. Bana hesaplı bir şey ver ya. Anladım. Heh. Peki bu nasıl amca? Tamam, sen bana bunu ver. Kaça bu? 22 lira ama ben sana düz hesap yaparım amca. Ah iyi bak, o numarası da iyi, fiyatı da bana uyar. Sar bu numarayı sen, sar. Tamam. Hadi.
Hadi güle güle. Affedersin oğlum, ne yapıyorsun sen ya? Sar dedin ya amca. Ya sar dedim ama ben ikisini sar dedim. Sen tekini sarıyorsun, öbürü nerede bunun ya? Nasıl öbürü? Oğlum bu sağ öbürü, sol öbürü. Sol öbürsüz ayakkabı mı olur? Sağ öbürsüz ayakkabı da olmaz, sol öbürsüz ayakkabı da olmaz. Bunlar çift olur, çift. Aa. Anladım amca, sen iki tane olsun istiyorsun ama ne gereği var? Oğlum, senin çayına bir şey mi kattılar? Yoksa genelde kafan böyle hep uçuk mu? Ne demek ne gerek var ya? Amca, akşama kadar ben seninle uğraşamam. Alıyorsan al, almıyorsan alma. Ayakkabı istedin, verdik işte. Ya kardeşim, bir tane ayakkabı verdin. E tamam işte, bir tane. Evladım, bir dakika, verin de. Şimdi bunu ona soktuk diyelim, tamam. Peki, bunu nereye sokacağız? Ha. Ya ayağı görünce aklım başına geldi. Sen giymek için ayakkabı arıyorsun ya. Bana bak, o çayına kattıkları şeyi sadece çayına katmamışlar senin. Hı. Yemeğine de katmışlar, böyle olmuşum. Amca bunlar atmalık. Girişteki tabelayı okumadın mı? Biz atmalık ayakkabıcıyız. Evladım, benim sokağa atacak param yok ki. Onunla ayakkabı alayım, birini atayım. Senin dünyanın haberin yok amca. Sen emekli emekli pinekli evinde. Almış başını gidiyor bu bütün protestocular. Bir tane Iraklı gazeteci vardı ya, ayakkabısını fırlattı. Ondan sonra bizde de moda oldu bu ayakkabı fırlatma. E ben de düşündüm, taşındım. Bir tane ayakkabıyı atıyorsun, öbürküne yazık oluyor. E ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Atmalık ayakkabı dükkanı açtım. Özür dilerim, ben ayakkabı alacaktım da. Verelim hanımefendi, nasıl bir şey bakmıştınız? Bay mı bayan mı? Önemli değil, atacağım nasılsa. Anladım anladım da, yani baya mı atacaksınız, bayana mı atacaksınız? Ha, IMF yetkilisi konuşma yapacakmış. Bak, ben sana bunu tavsiye ediyorum ablacığım. Şöyle attığın zaman vurduğu yerden ses getirir. Hem ayrıca indirimde bu. Ha tamam, iyi, alıyorum bunu. Sarayım mı? Yok gerek yok, konuşma hemen şu bitişikte zaten. Yenge bak, bunu böyle sallarsan alnının çatına gelir. Ha tamam, sağ olun. Kasaya ödemeyi yaparsınız. Amca, sen de yan tarafta bir tane giyimlik ayakkabı satıyorlar. Oraya git ayakkabına. Bir dakika. Bana da bir tane büyüğünden sarsana şöyle. Ya her gün dayanıyor kapıma. Kiraya zam, kiraya zam. Ne ya? Para makinesi miyim ben ya? Tayyip bana, ben sana. Ama dur, önce sana bir sürprizim var. O büyüğünden sar abi. Sar. Gir. Gel Selami Bey. Efendim, bütün her program başına koymamızı istediği işaretler var ya. He. Ben onlara yeni bir tane daha ilave ettim. Görmek ister misiniz? Hangi işaretler yahu? Hani gençleri şiddetten, efendim ahlaksızlıktan koruyan bu işaretler var ya. He. Ben de bunlar ne kadar işe yarıyor diye çevremde ufak çapta bir araştırma yaptım. Göstereyim mi? Göster bakalım. Peki. Ne yapıyorsun lan sen? Televizyon çalışıyor mu diye kontrol ediyorum abi. Baksana abi, şu işaretin anlamı ne? Gençlerin izlemesi sakıncalıdır yazıyor. Yani senin için sakıncalı. Kapat lan! Tamam abi. Kap gel şu televizyonu hadi. Tamam. Yürü! Çabuk ol, çabuk ol! Bu işaret ne demek? Şiddet demek. Yani çocuklar böyle programları izlememeli demek. Ay sana ne be? Bırak çocuk nereye istiyor, sonra izlesin. Allah senin Allah. Var ya, Allah Allah. Senin var ya, ağzını burnunu dağıtır. Bak hareketlere bak. Ulan çocukların izleyebileceği bir şey olsa o işaretleri niye koysunlar? He? Şiddet içeriyor işte, şiddet.
Çok biliyor onlar. İzle anneciğim, sen nereye istiyorsun onu izle. Al bak çok kısa. Sen gel bakayım. Hey. Gel diyor, gel. Gel oğlum, ha? Ya şu kumandayı bana. Ulan senin bu annen olacak çiroz çocuk yetiştirmekten ne anlar? Puh! Zararlı işte. Ben şimdi sana seyredebileceğim bir program açacağım. Seyret anneciğim. Sen istediğin kadar seyret. Alt tarafı film. Şiddet olsa ne olur, olmasa ne olur. Hem çocuklar izlemeyince daha çok merak eder. Değil mi canım? Hayır efendim. Seyredilmeyecek böyle şiddet içerikli programlar. Ah, 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 ah. Gençler, başka kanala geç. Geç, beni tanıtmayın geç. Geç, şiddet içerikli program olmayacak. Ne seyrediyorsun kız? Bilmiyorum ki, bir şey başlayacak ama. Baksana ne yazdı? Bak ne yazdı? Ahlaksız şeyleri seyretmeyin diyor. Seyretme sen de. Bak ne diyor? 18 yaşından aşağıkiler seyretmesin diyor. Sen 17 yaşındasın. Yok, yok. Ahlaksız şey ne ola ki? Ulan ben nereden bileyim işte. Seyretme. Gel bakayım. Gel sen biraz. Gel. Yapma. Kurban olduğum yapma ne olur. Yorgunum. Bak zaten başım da ağrıyor. Ulan başları başın ağrısı ne ya? Ben bu kadar başlık parasını boşuna verdim lan. Gel lan buraya. Gel. Gel. Ha, sen oturasın ahlaksız şeyler seyredersin diye ben bu kadar para verdim. Gel yavrum, gel. Gel gülüm. Gül oğlum. Gel, gel. Oy, oy, gel. Ah, oğlum. Sen ne ilave ettin? Ben gençler için bir ilave yapmadım efendim. Niçin bir ilave yaptın? Rütük için. Yani memleketin durumunu bilmezmiş gibi, sanki bu işaretler bir işe yarayacakmış gibi düşünen beyefendiler için. Göstereyim. Göster bakayım. Buyurun.